Ayşe. Hoş gelmişsin. Aynen öyle. Oradan atar. Kapıdan kanki, mı oradan çek. Şşş. Kazanı olmuyor. Seni. Çocuklar da çıkın. Şöyle o tarafa gelin. O zaman çenemin altına mı alayım yoksa? Çenemin altına alsam mı? Hayır sen. Not et abi. Çizem mi? Ne di vrat çoğu magwan diyor bilir. Nere nere. Güzel şeref duyduk. Çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Böyle güzel bir düşünceye... Yusuf Hocam. Evet bakanım, sizi dinliyorum. Tamam. Şimdi ben beri böyle beni arkadaşlar arıyor, görüntüleri atıyor. Ya işte Viranşehir'de çok güzel bir işler yapılmış falan diye. Size tebrik ediyorum seni hocam. Şundan dolayı birincisi öğretmenlik demek. Biz çocukluğumuzda böyle yetiştik. İnşallah sizin gibi yeni nesilleri yetiştirecek olanlar da aynı şekilde davranıyorsunuz. Sadece öğretmek değil, aynı zamanda eğitmek. Bu göstermiş olduğunuz son performansa da sadece öğrencilerin öğretimiyle değil, eğitimiyle değil, bir köyün ve bir şehrin sporla ilgili bağlantısında farklı yolların nasıl kullanılabileceğini, farklı yollarla insanlarla nasıl iletişim kurulabileceğini göstermen açısından çok çok önemliydi. Tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir iş yaptınız. Şimdi bundan sonra hem diğer köylerimizde hem de Güneydoğu'da çok farklı güzel işlerin de yapılabileceğini göstermesi açısından önemli bir örneklik teşkil etmiş oldunuz. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Sayın Bakanımız ne söz vermişse Spor Bakanımız, ben de takipçisi olacağım. Ama bununla iktifa etmeyin. Şimdi orada dün gördüğüm muhtar mıydı tenis oynayan? Yok bakanım, köy halkı yani yaşlılar, çocuklar, orta nesil gençler. Tamam, yani şu an herkes oynamaya çalışıyor. Çocukları geliştirmek çok önemli. İnşallah oraya geleceğiz. O raketi elinde arkadaş, alan arkadaşla maç yapacağız. Yani böyle Sayın Bakanım, ben denedim. Çok güzel oynuyor. Haberiniz olsun. Kondisyonunuzu düzeltip öyle gelir. Ankara'da biz burada inşallah bu işin takipçisi olacağız. İnşallah. Daha güzel inşallah. Şeyler, daha iyi şeyler hem Viranşehir'imize hem bütün kırsalımıza yaymış olacağız. Evet, öncelikle Sayın Bakanımıza çok teşekkürler. Buradan o tweet'i gördükten sonra bütün köy halkı bir bayram havası yaşadı. Artık bu tesisin yapılmasıyla birlikte çevre köylerden mini turnuvalar yapmaya başlayacağız ve bu köy halkı için gerçekten güzel spor adına çok güzel bir gelişme olacak. Bölge şu an dediğim gibi çok mutlular, çok sevinçliler. Çünkü en azından köyde boş vakitlerini sporla değerlendirecekler, tenisle değerlendirecekler. Ve gerçekten bu mutluluk verici bir durum. Evet, Sarıbal köyümüzdeyiz. Çok mutluyuz. Özellikle bu pandemi sürecinde Viranşehir'imizin, Sarıbal köyümüzün Türkiye gündemine böyle sporla güzel bir şekilde lanse edilmesi ve Türkiye'de öyle anılması bizi de mutlu etti. Buradan öncelikle hocama ve tüm köy halkıma çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu pandemi sürecinde en güzel yapabileceğimiz şeylerden biri spor ve bu sporda da biliyorsunuz tenis kortu da sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek zaten yapılan bir spor. Biz dün akşam
Sayın Bakanımızla da telefona görüştük attığı tweetten sonra. Kendisi de bu görüntüyü görüp yöresel kıyafetle tenis oynandığını görünce bu memnuniyeti dile getirdi bir spor bakanı olarak ve biz ona da söyledik. Kendisi de selamlarını iletti köylüye. İnşallah en kısa sürede Sarıbalı'mıza modern bir çok amaçlı tesis inşa edeceğiz ve burada güzel bir turnuva da düzenleyeceğiz. Bakanımızın da katılımıyla Allah'ın izniyle. Yusuf Hoca ile birlikte okulda her zaman oynuyorduk. O zamanlar öğrendik. Sonra da bakan amca geldi. Bize bir tenis sahası yapacak. Onun için ona çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sahamız çok güzel olur. İnşallah orada da güzel güzel oynarız. İnşallah bunlarla daha güzel yarınlar ve daha güzel günler yetişecektir.